2018 yazına girerken bir proje üzerinde çalışıyordum zaten. Derken Emre Altun beni aradı. Fakat Emre Altun benim telefonumda kayıtlı olduğunu bile bilmiyordum. Açtım telefonu, ben Emre Altun, abi biliyorum dedim, kayıtlısın dedim. O da şaşırdı. Neyse sohbet açtı derken Doğukan dedi ben Söyle Zalim Sultan'ı okumak istiyorum. Ben o sırada düşünüyordum, hani babamın bütün telif hakları bir Müzikotek diye bir şirket tarafından temsil ediliyor. Tam oraya yönlendirmeyi düşünürken şey dedi ki Emre abi, ya dedi bu parçayı ben seninle yapmak istiyorum. Feat proje çalışmak istiyorum. Düşündüm. Zalim Sultan, hani evet çocukluğumda dinlediğim bir parça ama hani repertuarımda değil. Benim için bir Barış Manço klasikleri vardır. Bir de diğer parçalar vardır. Bir dinleyeyim abi dedim. Bir bak dedi, bana dön dedi. İki saat sonra dönünceye kadar zaten parçada cover yaparsam ne nereye olur, nasıl bir bas yürüyüşü lazım, nasıl bir davul yürüyüşü falan, hepsi oturdu kafamda. Bir anda yükseldim parça. Tamam abi dedim, olur. İzliyor musunuz? Çekiyoruz şu an. İzliyoruz. Çekiyoruz. Burayı burada olduğuna göre. Bak bakayım orada mıyım? Bu havalar falan ne olacak böyle? Abi ne yapacağız? Ne güzel bir şey yok. Acaba nasılsınız? Nasılsınız? Kendinize rahat ediyorum. Hoş geldiniz. Benim düşüncem ne biliyor musunuz? En son hani kendi halimizdeyiz ya. Bence o örgü olsun da diğerine böyle atıyorsun da yandan ayırayım. Toplayayım falan gibi değişik bir şey olsun. Kafayı yaparsan birbirlerinin resimleri kestiğinde tripler dönüyor. Tamam. Neden bu şarkıyı seçti? Daha önceden gençlik yıllarında seslendirdiği bir şarkı. Zaten şarkı 1985. Abi dedim ben normalde babamın şarkılarını yapmıyorum. Yapmamın en büyük sebebi de bir, belki babam olmasından kaynaklı, belki de babam olması dışı hayranlık duymamdan kaynaklı. Barış Manço şarkılarına pek dokunmak istemiyorum. Orijinalleri zaten çok güzel. En fazla yapsam hani ses kalitesini yükseltecek yeni masteringlere yönelirdim. Ama bu şarkı bakir kaldığı için, çok coverlanmış bir parça olmadığı için, çok günümüzde çok yer eden bir parça olmadığı için olur dedim. Yalnız şöyle bir şeyle karşılaştım. Parça bittikten sonra en çok gördüğüm yazılardan bir tanesi Barış Manço'nun en sevdiğim şarkısıdır. Değişik. Bu gömleği ben kendime aldım. Vallahi aldım. Fotoğraf çekip yapıyorum, bu gömlek geliyor. Film çekiyorum, bu gömlek geliyor. Hemen içeri alalım. Film çekiyoruz, bu gömlek geliyor. Direksiyon şu arada da tamam, detay. Yani iki resim. Müşteri var. Orada böyle değil, arabalar girecek. İsterseniz böyle başlamayalım şimdi. Bence şöyle bir şey, girişi kuralım. Araba detayları nasıl arabanın içinden çekeceğimiz setup için. Setup bitince aynen çekeceğiz. Yani burada arabaların girip girmeyle tavla oynarlarken işte birinin öbürünün namusuna, birinin öbürünün namusuna gibi. Öyle öyle kullanacağız. Şimdi yaptığım çalışmalarda ister istemez babamla beraber büyümüş olmanın getirdiği bir takım etkiler var. Nedir mesela? Babam tam bir Doğu Batı sentez insanıydı. Zaten isimlerimize bak, Doğukan Batıkan. Daha özetlemeye gerek yok. Haliyle yaptığım çalışmalarda Batı ritimlerini seven birisiyim. Ancak Doğu ezgilerine değinen birisiyim. Yani Doğu enstrümanlarını severim. Ve büyük bir bağlama aşığı olduğumdan ötürü neredeyse her çalışmamda bağlama var benim. Tabii ki bunu ustasına çaldırıyorum. Hani farklı deneyimli insanların projelerimde yer edilmesini severim. Onun için Ali Yılmaz'a çaldırıyorum. Motor Ali'dir lakabı. Onun çarpmalarını çok severim bağlamada. Dolayısıyla bu projede de bağlama var. Bir de bence bağlama Türk şarkılarına çok yakışıyor. Yani hepsine çok yakışıyor.
yoldan. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bilinmez. Gel benim mi? Salim, Salim Sultan söyle, söyle, söyle. Gelmedin mi? Söyle, gelmedin mi? Aman hele hele Sultan, Salim, Salim Sultan söyle. Neden Bıçkın Delikanlılar? Senaryo Kemal Başbuğ'a ait. Bu senaryoda esasında Kemal Başbuğ'un çok eski yıllar evvel yazmış olduğu bir senaryo. Çok beğendiğimiz ve yenilemek istediğimiz bir senaryo oldu. Çünkü şarkıya da çok uyduğuna inandık. Mahalleye bir kız taşınır. İki delikanlı vardır. Gençliğinden beri hep atışırlar her konuda. Gerek gösteriş, gerek giyim, gerek tavla. Yani sürekli olarak sürtüşürler ama içten içe de birbirlerini severler. Yani eğer ki bu mahalledeki bu rekabet kalkarsa ikisi de mutsuz olurlar. Çünkü bu rekabet üzerine yaşayan iki delikanlı bunlar. Ben kendime Taci ismini koydum. Taceddin. Taci ile Emre Altun ismine karışmıyorum. Emre Altun tavla atarlar. Hatta o kadar bu insanların da iki sinerjisi o kadar yüksek ki aynı zar atıyorlar, tavlaya başlayamıyorlar. O kadar rekabet yani. Neyse bu kız gelir. İkisini de bir düşer. İkisi de kendini türlü türlü marifetleri vardır ve bunları göstermek isterler. Ama kız zaten evvelden mahalleye ait olmayan bir delikanlıya gönlünü kaptırmıştır. Ama o mahalleye delikanlı girebilir mi başka sence? Tabii ki girer. Doğu, arabadan indin. Tamam mı? Kapattın. Ondan sonra buraya gel. O sırada Emre de zaten inmiş olacak. Ben şöyle iki tip istiyorum bak. Birbirine böyle pis bakan. Bu arada onlar inip birbirlerine bakarken gelin abi. Ceketlerini alacaksınız üstlerinden. Tamam mı? Ceketleri aldıktan sonra geriye açılıyorsunuz. Böyle bakış, ondan sonra dönüş, tak, buraya oturuyorsun. Emre de oraya oturuyor, kestik. Hadi. 3, 2, 1, buyur. Araçlar. Şimdi araçları şöyle seçtik. Bir kere istedim ki bir Testop Şahin olsun, o da benim olsun. Ama tabii bu Testop Şahin'in de arkası havada, önü yerde olacak. Tofaşçılar ne demek istediğimi anladı. Fakat seçtiğimiz arabalar bir yandan halk insanının rahatlıkla alabileceği otomobiller olmasını istedik. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi işte Testop Şahin oldu. Bunlardan bir tanesi 90 model Mercedes oldu. Yani birazcık daha hali yerin, vali vakti yerinde. Ama yine orta bütçeli bir araç. Esas oğlanın aracı birazcık daha havalı olsun dedik. Cabrio olsun dedik. Cabrio dediğin zaman zaten eline geçecek otomobiller bellidir. Yine Ay Yıldız dediğimiz zaman yani E36'dan başkası düşünülemezdi. İlk başta bir tane E92 BMW seçmiştik. Ama o iyi ki olmadı. Biraz fazla kaçacaktı. Arkada bir tane de Corvette'imiz vardı mesela yedekte. Ne olur ne olmaz diye getirdiğimiz. Ya işte klip dediğin zaman, araba dediğin zaten çocuklar altına yorum yapmıştı. Ya Doğukan Manço'nun kliplerindeki bütün arabalar mı efsane olur diye. Biz galiba hakikaten Türk halkının kalbine böyle nokta atış yaptık araba seçiminde diye düşünüyorum. Aklıma ne geldi biliyor musun? Görünüyor.
Ağır roman. Evet. Direkt yani. Ben dedim ne geldi biliyor musun? Vizontele. Zeki Müren de bizi görecek mi? Cem Yılmaz. Bence olur. Değil mi? Ayakkabıları nasıl? Bak bak ayakkabı. Nerede? Bir nevi alabilir mi arkadaşlar? Kardeşim bir köz gönder. Seri, evet seri. GTA 5'ten çıkma gibi durumu var. Burada kızı gördü ya. Böyle bir şey yapabilirsin. Tamam. Vurayım mı? Falan. Anladın mı? Arada ona da bakar. Vurayım mı falan yaparsın, ona bakarsın. Kız ondan sonra gidecek. Okay, go. Okay, one. Okay, action. Dönmez sana dönmedim mi oğlum böyle şimdi sana? Bak kızım. Vurayım mı lan bir tane var. Bence güzel. Bence zor. Okay. Kostümler esasında Yaşaran Başbuğ'un başarısı. Biz sadece ne istediğimizi söyledik ve tam istediğimiz gibi çıkarttı ortaya. Yani kostümün şöyle olması gerekiyordu. Bir kere hani bana çok çok ağır abi yakışmazdı. Hani ruhen çok ağır abi taşımıyorum ama bir ağırlığımız da var. Bu çocuk sonuçta o kıza kendini beğendirmek istiyor. Yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Bu çocuğun yapabileceğinin en iyisi o renkli dünyasında gerçekten çok renkli olarak bu çıktı. O yüzden Yaşaran Başbuğ'u da tebrik ediyorum. Ekip başarılı seçildi. Yani oyuncular kast ajansından geldi. Bizim bir WhatsApp grubumuz oluştu. Baktık kızların fotoğrafları geliyor vesaire. Alexandra'nın fotoğrafı geldi. Daha ikinci fotoğrafa bakmadık. Tamam dedik. Olay budur. Çünkü mahalledeki kızın da bütün kafaları çevirmesi gerekiyor. The lights were shining. The bridge was burning. As I came down to old Poland, things been coming by, ain't no reason to live or die. Take me down to old Poland. I'm dancing with the devil here. She's telling me I don't get high no more. I'm no loser, you're a queen. Make you mine now. Tell me what's your name. My soul is bent, my food's been shed. Headed down to old Poland. Take the rock with the smooth. Olmazsa olmaz kişilerden bir tanesi annem. Çünkü babamın birçok klibinde yönetmenliği annem yapmıştır. Hem alaylıdır. Hem de şaşırdın değil mi? Ciddi. Benim ekibim çok başarılıydı. Benim motivasyonum ve hazırlanmam açısından her şey çok hızlı gelişti. Manço Prodüksiyon, Gözde ve Birkan, ayrıca Zeynep. Onlara çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel iş çıkardığımız için. Bir de görülmeyen başka kahramanlar da var. Can Sandal Atasoy, bu klibin backstage'ini hazırladım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bir de Onurhan Güçlü. İkisi de beni takip ediyorlar. Çok mutluyum bu yüzden.
Uzun hikayenin kısa versiyonu klip hakikaten çok güzeldi. Enerjisiyle, bütün içeriğiyle çok güzeldi. Herkes çok güzel çalıştı. Aldığım riske kesinlikle değdi. Yine olsa yine yaparım. Ha, neyle karşılaşıyorum? Neyle karşılaşıyorum? Hiç değilse 200-300'ün üzerinde yorum aldım klibin ilk bir haftasında. Abi bunu diziye çevirin ya da film yapın diye. Kısmet bilmiyorum artık nasıl gerçekleşir ama inanılmaz bir talep var. Herkes bu dizi olsa izlenir de çünkü karakterleri benimsemişler. Bu güzel bir şey. Kız gitti giderken birbirimize baktık. Ondan sonra yok canım falan deyip öyle Hazır. Kalkalım. Ya. Gir kayda. 3, 2, 1. Söyle. Söyle, söyle. Selam verin bence. Hazır.